herkese hoş geldiniz diyorum öncelikle. Yayındaki bizi izleyen seyircilerimize de hoş geldiniz diyorum. Hocalara vefa borcu ödenmelidir diye düşünüyorum. Bu fikirden hareketle Hüsamettin Arslan seminerlerini başlattık. Geçen sene de yapmıştık ama bu sene şöyle bir fikirle yola çıktık. Geçen sene yaptığımız seminerlerde hep kendi aramızda hoca ve öğrencilerle tartışırken bu seminerleri lisans üstü öğrencilerinin başka yerde veya lisans öğrencilerinin de dinlemesi, izlemesi gerektiğini düşündük. Böylece şu an önemli tartışmalara onlar da katılabilirler diye bir fikrimiz oldu. Dolayısıyla bu seminerleri bu şekilde canlı olarak da vermek istedik. İlk konuşmacımız Sayın Ali Yaşar Sarıbaşık hocamız. Ben sözü fazla uzatmadan kendisine veriyorum. 40 dakika kadar bir konuşmamız olacak. Ondan sonra soru cevap kısmı olacak. Bir tartışma kısmı olacak. Bunlara katılmanızı çok diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim bu davet için. Tabii benim için hem burada bir tarafı var bu davetin. Hem de Bengül Hanım'ın başlattığı Tatlı Eşya'ya sanırım olarak düşüncelerini bekleyecek olursam böyle bir seminerler dizisinin onu fazlasıyla hak eden Hüsamettin Arslan devam etmesi, o ikincisi galiba bir gelenek, çünkü bu bölümün kuruluşunda, gelişmesinde son derecede katkısı olan bir insandır. Ve onu rahmetle anlayıp, icat olsun diyorum. Tabii beni sevindirici bu durumun dışında bir şey daha oldu. Kendisinin doktora tezi olan ve yankı yapmış olan Paradigma yayınlarından 8. baskısı çıkmış kitabı, İstenik Cemaat. Bu paradigmayı kurucusu olarak özellikle bir katkısı oldu. Bundan sonra da onun ideallerine uygun şekilde ondan eminim gidecektir. Konuma gelince başlık toplum felsefesi olarak sosyoloji. Böyle bir başlığı seçmemin iki sebebi var. Bunlardan birincisi tabiri caizse Hüsamettin Arslan'ın akademik ruhuna uygun bir başlık. Bengül Hanım'la konuştuğumuz zaman Bengül Hoca işte daha sonra şey söylersiniz bize, önerirsiniz başlığı dediği andan itibaren ben hemen önerim dedim. Çünkü Hüsamettin Arslan söz konusu olunca böyle bir başlığa mı uygun olacağını düşündüm, böyle bir konuya mı uygun olacağını düşündüm. Kendisiyle gerçi açık konuşmuş olmasak bile, onun da sosyoloji, sosyal felsefe olarak icra ettiği kanaatindeyim. Hem çalışmaları, hem çevirileri, katkıda bulunan çevirileri bunu göstermektedir. İkinci sebep ise, böyle bir şey seçmenin ikinci sebebi ise, şahsen empirizme, görgü verilere indirgenmiş bir sosyoloji anlayışına olan itirazım. Dolayısıyla sosyolojinin doğuş kökenini klasik kavramlaştırmasını hatırlatmak üzere bu şekilde bir başlık seçtim. Bunu açıklayacağım zaten. Fakat hemen antiparantez şunu belirttim ki bu antik çalışmaların kendi içindeki değerini inkar eden biri değil. Yani bu sonradan itibaren kariyerini çalıştığım hocayla da alakalı olarak böyle bir başlangıç da yapmış kişiyim. Fakat daha sonra kendimde ya kendime seçtiğim yollar farklı oldu. Benim karşı olduğum böyle bir çalışmanın, yani antik çalışma yapanların özellikle şekli olarak meselelere, rakamlara, tablolara indirgemiş olması, son tarihte de insansızlaştırılmış bir sosyal bilim anlayışını geliştirmiş olmaları, hatta devam eden bir tavırdı.
yerleştirmiş olmaları, yerleştirmeye gayret etmeleri, bu hali hazırda devam eden bir şeydir. Bunun da arka planında çok eskiden beri hem Türkiye'de hem dünyada sosyolojinin, sosyal bilimlerin pozitif bilimlere hükümlesi, oradan kaynaklanan bir komplekse sahip olması tarihçesi. İkisi farklı şekilde bir algı, dünya algısına, toplum algısına yaklaşım içermek zorunda ama sanki toplum bir laboratuvar, toplum bir fizikçinin, kimyacının laboratuvarı gibi sosyal bilimin yakında o laboratuvarın başında bulunan bir fizikçi veya işte kimyacı her neyse çok değerli işler yapıyorlar elbette ama benim anlayışım bu değil. Nitekim zaten bu öykünmenin bir karinesi ve anıtı sosyolojinin önce sosyal fizik olarak adlandırılmış. Yani bu gösteriyor her şeyin ne olduğunu. İşte o biz kontan itibaren pozitif bir yönde gelişmesi de bunu başka şekilde açıklıyor. Şimdi burada bazı kavramları şey yaparak, netleştirerek ilerlemek istiyorum. Birincisi, konuşma boyunca kullanılacağı toplum felsefesi esasen sosyal ya da toplumsal felsefe, yani social philosophy'ye karşılık gelen bir şeydir. Fakat sosyolojinin felsefi temelini hatırlatmak üzere ben toplum felsefesi demeyi tercih ediyorum. Şunun için, sosyolojinin biliyorsunuz Türkçeleştirilmesi toplum bilimi şimdiğinde oldu. Şimdi bunu biraz çağrışımsal olarak şey yaptığınızda, üzerine ilgilerinizde toplumun bilimi. Bu iki şekilde itiraza mani oluyor bence. Birincisi emperyal bir yaklaşım gösteriyor. Çünkü toplumun başka bilimleri de var eğer bilim söz konusuysa. İktisat da toplumun bilimi, antropoloji de bir toplum çeşitliliği vesaire. İkinci bir husus, bu emperyal tutumun dışında topluma bakmanın, onu anlamanın tek yegane yolunun en önemli yaklaşımı bilim olduğuna dair tutumu benimsemiyorum, reddediyorum, bilimi reddetmiyorum. Ama toplumu anlamanın tek yegane yolu bilimsel yoldur. Dönüyoruz başa, bu sosyolojinin zaten pozitif bilimlere, fizik bilimlere öykünmesiyle alakalı bir şeydi. Buna pek itibar etmemek gerektiği kanısında. Şimdi toplumu yani insan ilişkilerinin bütününü ifade eden bir olguyu bilimsel inceleme nesnesi olarak ele aldığımızda topluma içkin, mündemiş olan hemen her şeyi sadece rasyonel bir oluşum olarak görürüz. Bu kaçınılmaz. Yani çünkü bir nesne olarak insan ilişkilerine bakıyorsunuz. Bu insan ilişkilerinin oluşumunda rasyonel olan arıyorsunuz. Olmayanın birazdan diyebileceğim bilim dışı veya işte başka şekilde tavsiyeleri bilerek devam ediyorsunuz. Bu ister istemez sonucu getiriyor beraberinde. Bu ise hem toplumlar arası karşılaştırmalarda en taş haline geliyor ve neticede rasyonel olan en fazla temsil ettiği, empoze edilen bir toplum diğerlerine ulaşması gereken hedef olarak kendini gösterme gibi bir neticeyi meşrulaştırıyor. Yani ne oluyor mesela? İşte gelişmiş, az gelişmiş, barbar, medeni olmayan, sanayileşmemiş vesaire gibi hep olumsuz şeyleri. Öte yandan insan ilişkilerin irrasyonel bir yanı olduğunu ihmal ediyor. Yani biz insansa rasyonel taraflarımız var ama iki ayağı üzerinde duygu, şimdi açıklayacağım birazdan da ve akıl beraber gidiyoruz. Bunlardan birinin eksikliği toplanmamızı beraber de getirir. Gerek duygu, gerek akıl, rasyonelte diyelim. Şimdi irrasyonelliği de tabii rasyonel olana,
rasyonel olarak empoze edilene aykırı olan şeklinde, ondan sapmış olarak gene o üstten bakışla belirleme söz konusu. Bu da doğru değil ama olan bu. Yani sosyal bilimlerin bugünkü dünyasında, tartışma dünyasında olan bu. Bunlar hala da sosyolojinin, sosyal bilimlerin malum olduğu yanlardır. Şimdi bu maluliyet bana kalırsa sosyolojinin temel inceleme bilimi olarak toplumu esas almasıyla alakalı bir şey. Şimdi bunu değiştiremiyorum. Yani toplum, işte toplum bilimlerinde sosyoloji neyini, toplumu inceler, toplumla ilgilenen bir bilim tanıdır. Bunu değiştiremiyoruz. Yani yerleşik bir kavram. Fakat buna bağlı kaldıkça da o mağduriyetimiz devam edecek bana göre. Çünkü topluma bütünsel bir gövde olarak bakıldığında veya ele alındığında o gövdeyi oluşturan işlevsel bir bağ kurma kaçınılmaz olur. Bunu zaten yaptılar. Spencer yaptı zamanında. Benzer daha sonra işlevselciler de bunu yaptı. O zaman şöyle, böyle bir işlevsel bağ söz konusuysa akli olan, rasyonelliğe dayanan bir empoze edişte analizlerde söz konusu. Çünkü işte şu işleri şunun için görüp bu rasyonalitenin bir şekilde tezahürü şekilde görmemiz lazım. Tabii böyle olmaması gerektiği sosyolojinin aslında kelime terkibine bağlı bakılarak bile anlaşılabilir. Şimdi bu noktaya nasıl geldiğimle ilgili bir açıklama yapayım. Yani bir istiyatları ama ben aynı zamanda akademik kariyerim olarak da böyle bir düşünceyi son derecede benimser ve savunur hale gelmemi de anlamda dolayı olsa gerekçelendirme durumundayım. Bir kere toplum kavramının asli bir inceleme nesnesi olmasına rağmen ilgili çalışmalara buraya literatüre bulmak amacımda değilim, niyetimde değilim size. Şimdiye kadar hem fikir olunmuş bir toplum tanımı yok. Bunu İngiliz, Amerikalı bir takım sosyologlar isim edildi ama böyle bilmemiz lazım. Yani toplum dediğimiz zaman benim anladığımla A kişisinin, B sosyologunun anladığı farklı olarak oluyorsa o zaman bu kavramın asli olmasında ne kadar ısrar etmek gerekir, bu ne kadar anlamlıdır, üzerinde de durmamız lazım. İkincisi, sosyolojinin ortaya çıkış itibariyle ele aldığı konular, meseleler klasik felsefenin konular. Sabit, yani tarihsel bir süreç içinde sosyolojinin doğuşunu ve gelişimini incelediğimiz zaman bunun bir şekilde olduğunu görebiliriz, görmemiz mümkün. Ve sosyolojinin klasik felsefeyle olan bu bağı aslında sosyal felsefe olarak sosyolojinin icra edilmesini beraberinde getirmiştir. Yani klasiklerin yaptığı, bugün felsefenin çeşitli dalları var olsa da ama yaptığı, bunu gerekçelendiriyorum zaten bu konuşmamda, sosyal felsefedir. Toplumun felsefesidir, toplum felsefesidir. Ben sosyal felsefe derken aynı zamanda toplum felsefesidir diyor. Değiştirerek kullanacağım bir kelime de bulacağım. Şimdi ayırt edici çizgi şu, sosyolojinin çıkışında içkin olan normatif boyutun giderek silinmesi. Böyle çıktı sosyoloji. Yani sosyoloji tarihine baktığınız zaman, hani standart bir sosyoloji tarih kitabına baktığınızda bile ortaya çıkan şudur. İşte toplum felsefesi olarak yapılmıştır. Normatif bir takım yaklaşımlar söz konusudur. Meselelerin normatif boyut üzerinde yoğunlaşma söz konusudur. Ama bu giderek empirizmin, pozitivizmin devreye girmesiyle ortadan kalkmıştır. Yani toplum modernitenin ürünü
sosyoloji yani toplum kavramından modernitenin ürünüdür. Şimdi modernitenin aslında kendisini meşrulaştırma da normatif bir şey. Bu sosyoloji aracılığıyla olduğu zaman da bu sosyal felsefedir. Ama adını sosyolojik araştırma olarak yaptığımızda bunun böyle olduğunu ispatlamış olmuyorsunuz. Yani sosyal felsefe olmadığını göstermiş olmuyorsunuz. Bu şeye tabii sadık kalmak durumundayız. Bunu yapanlar var. Burada yani bu benim keşfim veya bulduğum tek şeydir ve onun için konuşuyorum, anlamında bir şey söylemek çok komik bir şey olur. Çünkü işte aklıma gelen mesela Daniel Chernin, felsefi sosyoloji, bu normatif boyutta olan ilişkisini şey yapar. Ha, prototip bir temsilci arıyorsunuz, Zygmunt Bauman, yani ırkları yaptığı şeyin, mütelefa Bauman'ın sosyal felsefenin tamına icra, sosyoloji olarak icra edilecek. Bütün hemen hemen her şeyi çevirdi, yani meseleleri çevirdi. Hatta ben Twitter'da bazı kitaplarımı tanıtırken dünyanın da yazmaya devam ediyor çünkü bilmediğimiz bazı kitapları da bakıyorsunuz Türkçe'ye çevrilmiş. Bu ne zaman çıktı? İşte biraz istediğimiz kadarıyla İngilizce'de vesaire görmüyoruz ama eğer öyle bir kitabı da varmış herhalde oradan yazıyor şeklinde. Son derecede elinde mevcut bir yazar. Bu tabii şu an benim konum değil. Yani ben bunlardan ayrılıyorum. Hani felsefi sosyoloji başlığıyla da size bir metin sunabilirim veya konuşma tabii sosyal normatif olanla olmayan arasındaki farkın neden sosyal felsefe olarak sosyolojinin icra edilmesinde ısrar edilmesi gerektiği demin biraz altını çizmiştim. Sosyolojinin kelime terkibinde de ortaya çıkan bir şeydir. O da şu. Auguste Comte'dan beri biliyorsunuz başlayarak pozitif bilimler gibi olma hevesine kapılması en son geldiği noktalarda empirik teknolojik bilim haline dönüşmesine yol açtı. Fakat kelime şeyine baktığımızda terkibine, kökeninde olan etimolojik olarak yaklaştığımızda Latince ve Grekçe bileşimi olan sosyos ve logos'tan oluşuyor. Şimdi burada insanların arkadaş, dost oluşlarına dair yarenlik şeklinde sosyal bir beraberliğe atıfta bulunan bir şey. Yani çıkışında içerdiği bunun üzerinde tefekkür edenlerin de dolaylı veya dolaysız değindiği şey mesele bu. Şimdi tabii yarenlik söz konusu olunca, dostluk söz konusu olunca yeri gelince birazdan İbn-i Haldun'dan da bahsedeceğim tabii bu doğrultuda. Bunu tamamen rasyonaliteye indirgeyen bir şey tanıma sığdıramazsınız, sıkıştıramazsınız. Şimdi peki bu pozitif bilim mantığıyla bu beraberlik nasıl oluyor dediğinizde, pozitif bilim mantığı şunu çıkar başta olmak üzere, yani görünen, göze batan ne ise ki bunların başında çıkar gelir, insanlar çıkarlar için bir araya gelir çünkü sosyal yaratıklar. Açıklamıyor. Açıklamadığını nereden anlıyoruz? Kapitalizmin teorik babası olan Adam Smith bu şeyi bir araya gelişi sosyalliği tanımlarken aslında sempatiden, tutkudan ve duygulardan bahsediyor. Bakın, kapitalizmin teorik babası, peygamberi demeyelim yani belki fazla bir şey oluyor ama neticede bazıları öyle de tanımlıyor. Ama diyor ki sempati, onun işte moral sentiments, ahlak şeyi, çevirdi de zannedersen, mesela onda buna değil, sempati, duygu, tutku insanları bir araya getiren faktörlerdir. Şimdi çıkarı kapitalizm demek çıkar eksenli bir sistem demektir. Bunun üzerinde kitap yazmış olan ama bizde nedense yani en kolayına gelen tarafı alınarak işte
efendim birey çıkardı ve onun peşinde egoizm, egoist bir tip gibi açıklamalara itibar ediyoruz. Şimdi o zaman buysa mesele, yani normatif olanı ön plana alıyorsa, toplum kavramına da kuşkuyla bakıyorsak söylediğim anlamda, bunun yerine geçen bir şey üzerinde durmamız lazım. Analizlerimizin, düşüncelerimizin alternatif olan ne ise, ki bu sosyal ve sosyallik diyeceğim ben ona, onu üzerinde kafa yorarak işi ilerletmemiz gerekir kanısındayım. Şimdi toplum esasen bir ideal, bir fotoğraf olarak tasvire yönelik işlev gördüğünü düşünüyorum. Şimdi Türk toplumu çekilmiş bir fotoğraftır. 1950'de de, 60'da da, 70'de de ve günümüzde de bambaşka bir toplum. Bir fotoğrafı biz, bugünün fotoğrafı çekildiği zaman, ha işte nüfus olarak, şu olarak, o olarak ortaya çıkan bir görünümden bahsediyoruz. Oysa benim toplum mantık kitabında da kullandığım biraz şeyden esinlenerek Bob Jessop'tan onun başka bir bağlamda söylediği toplumlaşma dediğim bir kavram. Yani sosyal olana dahil ve dahil olma anlamı. Bunu şimdi açıklayacağım. Tabii gene toplumu çağrıştıran bir tarafı var ama ben toplumlaşma derken çünkü başka bir şeyi kastetmiş oluyorum. O da insanlar arasında somut etkileşimler, hukuk olan pratikteki somut etkileşimler bütünü. Bu tabii bir film şeklinde sosyalliği ve insanlar arasındaki ilişki anlamında. Film dediğimizde binlerce fotoğrafların art arda bir araya gelerek oluşturduğu işi ve biz süreçsel olarak olana bakıyoruz, bakmak zorunda kalıyoruz böylece ve buraya işte yani herhangi bir tarihi dönemin toplumuyla ondan 10 yıl sonra tarihin değişimiyle çeşitli sebeplerle ortaya çıkan toplum aynı toplum değil. Fotoğraflar bile zamanla eskiyor zaten, tanıyamıyoruz. Ben duymuyorum, durdum. Aa, geçtiğinde ne kadar işte şuymuşum. Bu böyle düşünelim biraz metafor olarak. Şimdi değişime de tabii bu şekilde ancak yaklaşmış oluyoruz. Yani fotoğraf sabit ama film değişimi şekli. Fakat her bir şey filmin sonu başka bir başlangıca davettir. Tabii bazı filmlerin işte 1, 2, 3, 4. Parmakla metaforik olarak konuşacak olursak bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bu bağlamda sosyal, toplumsal felsefe dediğimizde beraber, bir arada demiyorum bunu açıklayacağım, beraber nasıl yaşamalıyız sorusu etrafında dönen bir düşünme tefekkür anlamındayız. Oysa mevcut empirik pozitivist sosyolojinin sorusu bir arada, buna da beraber demiyorum, nasıl yaşıyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu dehşet dengesi döneminde iki kutuplu dünyada Rusya, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri coexistence, bir arada. Aynı dünyada ama bir arada. Fakat beraberlik başka bir şeydir. Aidiyeti togetherness dediğimiz bir şey. Şimdi beraberlik bu anlamda benim kelime kökenlerine, etimolojisine inerek gösterdiğim gibi aidiyet olmadan gelişebilecek, oluşabilecek bir şey değildir. Çünkü nasıl yaşamalıyız? Ama bu aynı zamanda yani sosyoloji olarak, yani Türk sosyoloji olarak yapılanın dışlanmaması anlamına da gelen bir şeye yöne sahip. O da şu, bir eksiğin tespitiyle vardığımız şeyler, fikir yürütmeler. Nasıl yaşamalıyız? Bunun içinde felsefedir, normatif boyut vardır. Biz yoksa fotoğraf çekeriz, işte toplum böyle yaşıyor. Birbirimize şiddet uyguluyoruz diyelim. Evet, bu, evet.
Ama bir şeyi bize eksikliğini hissettiren bir şey. Her eksikliğe karşı tamam. Demek ki böyle yaşanmamak gerekiyor. Nasıl yaşamalıyız da bu yönden bakmak zorunda kalıyoruz. Ve beraber yaşaman normatif eksende bir aidiyet hissini gerektiriyor. Eğer bu aidiyet hissi olmazsa sosyal olan toplumu içermez, toplum olmayı, toplaşmayı içer. Aidiyet hissi yoksa, yani burada şöyle düşünelim, aidiyet hissi neye var? Sosyolojiye dair bir aidiyet hissimiz var. Hem bizlerin, hem dinleyicilerin. Onun için beraberiz. Fakat diyelim ki bambaşka bir dünyadan gelin, yani işte fizik bilimlerden gelin. Acaba sosyoloji bölümünde konferansta ne anlatılıyor dinlenen insan bir arada bulunmakta bizler. Bizim derdimiz sosyoloji üzerine fikir yürütmekse bu aidiyet hissiyle beraberliğimizi sağlayan bir şey. Aksi takdirde yani sinemada bir aradayız mesela. Filmi seyrediyoruz, film seyrediyoruz. Biri eğlence için, biri vakit geçirmek için seyrediyoruz. Otobüste bir aradayız. Herhalde anlatabiliyorum. Şimdi süresel bir durumu şüphesiz bize hissettiriyor bu. Burada tabii bunun çok büyük bir keşif olduğunu söyleyemeyiz şu anlamda. 14. 15. yüzyıllar arasında yaşayan Arap düşünür İbn-i Haldun bu hususa Ümran ilmi adı altında değiniyor zaten. Asabiye din, dininden buna katıyor, dayanışma duygusu, ortak bu ki ben bana aidiyet hissediyorum. İbn-i Haldun'un toplumları, yani toplum demiyor zaten de insanları bir araya getiren faktörler olarak müthiş bir şey, birkaçını der, bütün ayrıntılarını görebilirsiniz. Ve İbn-i Haldun'un dıştan bakanlar, her sosyolojinin kurucusu olarak nitelendiriyor. Çok doğrudur ama benim anladığım anlamda sosyal felsefe olarak akabinde İbn Haldun'un bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük tarih felsefecisi olduğunu söylüyor. Bu da benim burada anlattığım şekilde veya İbn Haldun'u okuduğumda algıladığım şekilde sosyal felsefe. Tarih felsefesinden daha çok İbn Haldun sosyal felsefenin baş mimarı olarak sayılabilecek bir insandır. Vakti çok şey yapmak istemiyorum, tasarruflu kullanmak istiyorum. Şimdi size o zaman bir takım şeyleri atlayarak, peki bunu günümüzde icra edenler kimler? Yani biz bugün işte sosyolog da diyoruz ama bak bu sosyoloji, sosyal felsefe olarak icra ediyor dediğimiz birçok isim var. Bunları başka adı altında değinelim işte. Daniel Cernan'ın tutumunu, Zygmunt Bauman'a varınca kadar daha geliştirebilirsiniz. John Dewey bu kategoriye sokanlar var. Efendim işte Marx'ı, Durkheim'ı vesaire bu şeye sokanlar var. Hatta daha geriye gidip Montesquieu'ye, Tocqueville'de sosyal felsefeci sayan çalışmalar. Ben buradan güncel olan, yani günümüzden göreceğim. Gene 20. yüzyılda yaşamış başka bir figürden örnek vereceğim. Bunlardan birisi Aksapanek'ti. İşte bu şey kendisi bazen kabul ediyor, bazen etmiyor. Frankfurt Okulu'nun 3. Kuşağı olarak nitelendirilen yani işte birinci fark, Tolkheimer adamı, bildiğiniz şeyler Habermas ve Aksapanek gibi bir isim. Onun sosyal şey olarak, yani social philosophy dedikleri, kendisi hep bunu sık sık kullanıyor ve yaptığının bu olduğunu da çıkacak bir sürü kitaplarında, çalışmalarında söylüyor. Zaten Honneth ismi derhal sosyal felsefeyi çağrıştırıyor. Yani burada anlattığım anlamda sosyal felsefenin işte öncüsü, günümüzdeki öncüsü gibi. Ama Seleflerine baktığımız zaman, yani
Horkheimer'la böyle bir şey yapmıştı zamanında. Hani geleneksel teori ile eleştirel teori arasındaki farkı anlatırken Horkheimer aynı zamanda sosyal felsefe doğrusu yapıyor. Adorno'nun yetiştirmişti. Hornet bunları aynı doğrultuda izleyerek fakat yenileyerek ve güncelleştirerek yapıyor. Çünkü eleştiriler de var. Habermas'ta dahil ki hocası Habermas Hornet'in. O daha çok modernitenin patolojilerini eleştirisi üzerinde yoğunlaşıyor. İşte yanlış gelişme Hornet'e göre, yani misliyolog dediği de, düzensizlikler şeklinde vuku bulan sosyal gelişme sürecine içkin olduğunu söylüyor. Bu patolojiler ona göre sosyal felsefenin öncelikle ilgilenmesi gereken de bu durumdur diyor. Hegel felsefesinde dayanarak bunu tanınma mücadelesi şeklinde bunu ileri sürüyor. Şimdi tanınma uğruna mücadele adlı kitabı, Türkçe'ye çevrilen kitabı başta olmak üzere Hornet'in diğer bütün çalışmaları aslında sosyal olanda içkin normatiflik etrafında döner. Ve söz konusu normatifliğin toplumsal kesimlerin zihin çerçevelerinde meşrulaştırılacak geçerlilik araçlarına bağlı olarak gerektiği üzerine. Mesela bunun için yanlış tanımadan da bahsediyor. Çünkü bir şeyi, mesela tahakküm ilişkisini kabul etmek, bunun bir mücadelesini vermemek aslında Hornet'e göre yanlış tanımayla ilgili bir şey. Veya tahakküme yöneldiğiniz bir kesim açısından tahakkümü yönelen içinde yanlış tanımda. Başka bir çevrede daha güzel bir şey oldu. Bu recognition tanınma, evet, yeniden tanınma gibi bir şey olsa bile kabul görme mücadelesi. Fakat kabul görme mücadelesinde de Türkçeleştirildiğinde pasif bir şey var, yanma. Yani beni kabul edin. Herhangi bir kesim. Bunun mücadelesi veriliyorsa zaten baştan bir üstünlük, tahakküm de varsayılıyor. Oysa Hegel'in bilebildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla felsefesinde böyle bir durum yok. Efendim böyle şeyinde, ilişkisinde. Hornet bunu daha da geliştiriyor, işte bir biçimde. Bunu bir kenara bırakırsak başka bir düşünürden bahsedeceğim. Vakitte yaklaşıyor. Bana pek anlattım. Sosyal felsefe temsilcilerindendir. Hornet gibi önemli bir isimdir. Fakat ihmal edilmiş bir kadındır. Bundan bahsedeceğim. Bu da Gilbert Ross. 1947-1995 yıllar arasında 48 yaşında vefat eden ama etkisi hala düşünsel etkisi hala süren, hatta yeniden keşfedilen bir figür olarak bundan bahsetmemiz mümkün değil dostlar. Frankfurt geleneği içinde kabul edilir. Öyle telafi edilir. Yani oradan ayrı değil. Hegel gibi arka plana sahiptir. Adorno'yu önemser ama eleştirel olarak. Mesela onun Hegel kontra sosyoloji dediği şey şöyle bir şekilde çevrilemez. Yani sosyolojiye karşıt olan veya sosyolojiyi benimsemeyen bir Hegel değil, sosyoloji karşısında Hegel. Yani diyor ki ben sosyolojik akılı eleştiriyorum. Hani klasik olarak ortaya çıkan gelişen sosyolojik akılı eleştiriyorum. Bu da Hegel'e dolayısıyla Hegel'den aldığım, buradan çok kısa deyince zaman daha üstünden, Hegel'den aldığım bir takım fikirlerle, ilham aldığım fikirlerle sosyolojinin başka türlü yapılacağına dair şey yapıyorum, yanaşıyorum. Bu böyle bir öneriye sahibim. Bu da tabii Hegel sayesinde olan bir şey olduğu için mevcut sosyolojinin karşısında Hegel anlamında bir şey söylüyor. Ama bu demek değildir ki Hegel'e bir eleştirel yaklaşım yok. Aynı zamanda Adorno'ya çok önemsiyor bir eleştirel yaklaşımı var. Şimdi yaptığı en önemli şey, Frankfurt okulunda kısmen var ama iki şeyden, husustan bahsedeceğim. Birinci husus, din olgusunu açmıştır. Sosyal felsefe yapmanın dine açılımla, açılmayla ve metafiziği reddedilmesinin de mümkün olmadığını söylemiştir bu anlamda. Fakat bu eşittir, ben işte mistik bir düşüncenin peşinde olan insan mı? Hayır. Bunu da zaten kitaplarında
onlardan bir çeviri, bir tane çok incelik bir kitap çevirisi. Onlar, o kitaplarda hepsini açık açık söylüyor, mülakatlar var, onda da dile getiriyor. Şimdi diyor ki, epistemolojik bir kere şu üç unsuru da birleştiriyor. Tabii İlhan'ın gene Frankfurt okulundan alarak. Epistemolojik bir zorunluluk olarak sosyal bütünlük, totaliter. Yani biz olguları aynı zamanda bunun içinde algılayarak bakmamız lazım. Böyle bir totaliter fikri var. Egel bir şey bu. İdeal olarak normatifle deniliyor. Sosyal teorinin bir kritiğini aynı zamanda toplumun, modern toplumun kritiği olarak da yapıyor. Yani modernite başka bir yerde ama yani şimdi modernitenin ortaya çıkardığı bir bilimsel tırnak içinde paradigma var ise bunun eleştirisi aynı zamanda modernitenin eleştirisi, sosyal o paradigmanın da eleştirisini içermelidir gibi bir şey var. İşte hukukun ve etik olanın sonunun ve sonsuzun birleştiğini, birliğini içeren mutlak etik hayat diye bir kavramlaştırma yapıyor. Bir şey. Mutlak etik. Ve bunu toplumun ve sosyal felsefenin aynı anda ve içkin olarak şu üç tarza dayanarak sunuluyor. Birincisi, burjuva mülk sahipliği hukuku ve onun yansıması olan toplum sözleşmeleri. Üzerinde fikir yürütüyor. İkincisi, metafiziği elemeye girişen yetersiz hukuk düşüncesini eleştiren davranıyor. Buna meyal eğilimli sosyal teorileri eleştiriyor, bunu yapıyor. Nihayet modern toplumun temel iki özelliği olan devlet, sivil toplum, hukuk, etik arasındaki kırık orta yol. Yani broken middle way dediği bir şeyden bahsediyor. Bu da şuna dikkat etmemizi davet eden bir şey bence. Yani devlet, sivil toplum beraberliği var. Fakat orada bir kırılmış veya işte kırık bir orta yok olduğu zaman bu karşılıklığa dönecek bazı olasılıkları da bağrında taşıyor. Böyle bir iddiası. Tabii burada söylediğim meşhur kitabı Hegel kontra sosyolojide şey olarak, abstrakt olarak ele alıyor. Şimdi buraya kadar sosyal felsefe olarak sosyolojiden ne anladım? Sosyolojinin doğuşundaki ontolojik unsurlar dikkat alarak gerekçelendirmeye çalıştım. Hemen belirttiğim ki sosyal felsefe yapanlara örnek gösterdiğim temsili isimler diğer birçok figürün önemli hafifleme anlamına gelmez. Yani bu saydım o isimleri zaten. Bir başka husus, sosyali anlamanın yolu münhasıran sosyal felsefe değildir. Şimdi buradan böyle bir anlam çıkarırsak bambaşka bir yöne kaymış şahsen. Konuşma aslında sosyal bilimlerdeki iş bölümünü yapaylığını ima eden bir içeriğe sahiptir. Umarım yansıtabilmişim. Çünkü şöyle bir durum. Benim için bir disiplin, yani sosyoloji disiplini, sosyoloji, siyaset bilimi, tarih, iktisat olsun, mutasıbı olmak en son bile düşüneceğim bir şey değil. İnsanlık durumlar vardır ona göre. O durumları daha iyi göreceğimiz sanısıyla baktığımız pencereler söz konusudur. Burada anlatmak istediğim de benim penceremin sosyal felsefe olduğudur. Bu çerçeveye sahibim. Sosyolojinin doğuşunda kendisini sosyolog olarak görenler veya bizim kabul ettiğimiz insanların da sahip olduğu çerçevenin adının böyle olması gibi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Soruları olanların sorularını alalım. Ben teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir konuşmaydı.
Şimdi ben konuşmanızı dinlerken şöyle bir soruyla karşılaştım kendi zihnimde. Çünkü biz, işte kendim, ben politik felsefe alanında çalışıyorum biliyorsunuz. Ama genel olarak işte politik felsefe denmez de siyaset felsefesi denir. İşte devlet ve toplum felsefesi denir. Politik felsefeyi adlandırırken. Şimdi siz sosyolojiyi pekala toplum felsefesi olarak düşünebileceğinizi söylediniz. En azından böyle bir imkan olabilir. Ben öyle çıkardım sizin konuşmanızdan. O zaman ne tür bir ayrım yapabiliriz? Yani ben kendi disiplinim üzerine düşündüm. Sosyolojiyle yakınlığımız hakkında düşündüm siz konuşurken. Birinci sorum bu. İzin verirseniz ikinci bir soru daha sormak istiyorum. Hani bu sosyal üzerine düşündüm. Bunun kendisi çok modern bir kategori zaten. Yani sosyal olan üzerine düşünmek dediğimizde burada moderniteyle birlikte ortaya çıkan yepyeni bir kategoriyi herhalde düşünmemiz gerekiyor. Bu anlamda da zorunlu olarak acaba sosyoloji kendisi empirik olarak kurmak zorunda değil mi? Çünkü sosyal olanı domine etmek zorunda. Yani ilk kuruluşu itibariyle düşünecek olursanız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani genel olarak söylediniz tabii ama yine de sormak istedim. Şimdi şöyle eski kadim Yunan'da yani en azından Platon öğrencisi Aristoteles'te sosyal kavram yok. Çünkü onlar malum siz daha haklısınız. Politik olanı bütün bunları her şeyi kapsadığını söylediler. Ve moderniteyle beraber. Çünkü modernitede gerçeklik bir anlamda parçalandı. Yani bir uzmanlaşma, kendini, bir iş bölümü, disiplinler arası bir iş bölümü kendini. Ve herkes benimsediği, işte bunu ulaştığında anlatır. Yani hukuk, siyaset, devlet, ekonomi, pardon, kendi bilimlerine. Şimdi bunların hepsinin temeli sosyal olan. Burada tanımlamaya çalıştığım yani mutlaka eksik kalmış yönler olabilir şüphesiz. Yani ben de düşünüyorum üzerinde, tamamen sonuçlara varıp da sonuçları sizlerle paylaşmak üzere konuşmayı yapmıyorum elbette. Fakat bunu yaparken yani bir disiplinler arası iş bölümünün modeli fizik bilimler. Şimdi felsefe genel olarak malum matematiği de kapsayan. Klasik çağlarda böyle bir şey şemsiyeydi. Ama sanayileşmeyle birlikte, sanayi devrimiyle birlikte toplumsal gerçekliğin işte veçeleri diyelim, buna denk gelen şekilde ele alan disiplinleri doğdu. Modernitede sosyolojiyi doğdu. Şimdi sosyal olan nedir ama? Yani insanlar arasında mesela politik dediğimiz zaman herhangi bir şeye sosyal olan dışlayan bir tarafı var mıdır? O olamaz, mümkün değil. Bu şekilde fizik bilimlerin veya fizik bilimlerin modeli işi nasıl söyleyeyim rakamlara indirgemeye daha böyle somut bir fotoğraf göstermeye yöneltiyor. Yani nüfus üzerinde işte ilişkiler mahiyetinden daha çok yüzde kaç kişi. Yani rakam haline geldi insanlar. Mesela işsizlik oranı şu, gelir dağılımında şu. İyi de ama mesela o insan diyelim ki gelir adaletsizliğinden dolayı çektiği ızdırap, yaşadığı zorluklar, bundan doğan gerilimler, belki hınç, belki işte diğer kesimin de daha fazla gelire sahip olanlar vicdan meseleleri gibi şeyler. Yani bu anlamda insansızlaştırılmış bir şeyden bahsediyoruz. Yani ben böyle gördüğüm için buraya bir dikkat çekmek amacıyla söyledim. Sizin alanınızda da o uğraşı biliyorum. Çünkü sizin de katkı yaptığınız yani politik felsefe olarak kullanılması bir siyaset felsefesi değil de o Erhan kardeşi derdi sizin de. Yani makalemizin olduğu çalışma. Şimdi bunu yapıyoruz, yani yapacağız. Mesela
Benim burada yapmaya çalıştığım bir şeyi siyaset sosyolojisi için şey yaptı. Sartre, Giovanni Sartre siyaset biliminde yaptı. Siyasetin sosyolojisiyle siyasal sosyoloji farklı. Nasıl olur yani? Dediğiniz zaman şimdi orada bilince de kullandığı şeyleri işte sosyoloji ve politikle politikli sosyoloji aynı değildir. Bunu açıklayabiliyorsunuz. Yani bu açıklıyor. Ben de anlıyorum. Fakat ben burada siyasal sosyoloji dediğim zaman oradaki ayrımı gözeterek yaptığım bir konuşma hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani her bir kelime için bunları bakın burada bunu kastediyorum, bunu da bunu kastediyorum gibi sosyal bilimlerin bence bu hala da o pozitif bilimlerden kompleks olarak kurtulamama hastalığı diyelim veya durum bununla oynamayacak mı? Hastalığı diyelim hala devam ediyor. Ve hepimizi bekleyen çetrefil sorunlar var. Bunlarla baş ettiğimiz aslında sosyal bilim yapmayı da soru, şey, zevkli hale getiriyor. Böyle görüyorum. Eğer açıklama tatmin edici olduysa nasıl? Sosyal bilimler giderek teknikleşiyor. Sesi yüksek alabilir miyiz? Sosyal bilimler giderek teknikleşiyor hocam. Siz sosyal bilimlerin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu konuda bir projeksiyonunuz var mı? Yani şimdi bu anlamda yani teknikleşme doğrultusundan bir gelecek görme şeyini kastettiğiniz genel olarak yani şöyle söyleyeyim, artık sosyal bilimler önemsenmiyor dünyada. Yavaş yavaş bölümden kapatılıyor. Yani siz neyle uğraşıyorsunuz? Sonra ne olmuş? Çünkü çok somuta, endeksli bir yaşam tarzı dünyada. Yani ne diyeyim, felsefe niye yarar? Şimdi felsefe bizim beynimizin çöp kutusu oldu ve oraya atılan bilgiler değil ki. Yani satıya da yarar. Sosyal bilimciye de sosyoloji neye yarar? Şimdi birçok yerde işte bu şeyler, istihdam meseleleriyle alakalı problemler var. Yani sosyolog istihdam meselesi sadece bir kredilerin bir bölümünü bitirip de iş arama talebine karşılık verme değil. Toplum olarak daha iyiye götürebilmenin yolu nasıl ki doktor yetiştiriyorsan, vesaire yapıyorsan, madem politik bilimlerinde böyle bir katkısını sosyal bilimlere sirayet etmiş oluyor. Burada da insana psikoloğa gidiyor, değil mi? Sosyoloğun da devreye girmesi gereken, çünkü sosyalin temelinde kültür var. Kültür aynı zamanda din de işte. Şey diyor ki, Rose, efendim metafiziği böyle kolay kolay böyle reddederek ben açtım demek aşamazsın. Çünkü insanların yöneldiği bir takım metafizik şeyler var. Bunlar bütün bir eğitimle ilgili. Bu anlamda yani geleceği endişeli. Ben için konuşmuyorum ben sadece. Çünkü para, maddi değerler, buradan doğabilecek sonuçlar, ilişkiler, insanlara öyle şeyler. Buyurun. Hocam benim sorularım nasıl olacak? 1980'den sonra yeni dünya düzeni diye bir düzen çıktı. Bu düzenden sonra sosyal adaletsizlikler, eşitsizlikler gittikçe arttı. Biz toplum olarak yeni dünya düzenine karşı adil dünya düzenini nasıl geliştirebiliriz? Yani sosyal devlet anlayışını. Halka önem veren cumhuriyet. Kamuoyunu benimseyen cumhuriyet anlayışı. Benden çok şey bekliyorsan beni dünya devletinin başına getirerek misin? Güzel bir şey yaparız belki. Bilemem. Yani dünya içinde kötüye mi gidiyor? Bence şey değil yani. Karamsar şey, bu akşam bu vaktinde karamsar şeyler söylemek istemiyorum. Yani mevcut durumdan kurtulmaya çalışmaktan başka çare yok. Daha iyisini belki sonra düşünmemiz lazım. Peki hocam, sosyal devlet anlayışı ile ilgili sosyolojide ve felsefede
bu düşünceyi değiştiren bilim adamlarımız var mıdır? Karl Marx dışında, Weber dışında. Var tabii, çok zaman politik ekonomi dediğimiz bir alan var, yani siyasal ekonomi. Almanya'da yani isim diye saymak mümkün. Bir kere çoğu sosyal bilimci, sosyologlar, bunun içinde filozoflar var. Yani Habermas'ı da katabilirsiniz buna. İşte şey var, Wolfgang Streichwald mesela, onu katabilirsiniz. Demokrasiyle ilgili nedir demokrasi, post demokrasi diye çalışanlar, kafa yoranlar var aralarında işte. Bunlar var ama ne kadar etkili oluyor? Sonunda iktidar yani politik olan sosyal olanı şekillendiriyor. Yani böyle bir güç var. Yani dünyada olan güç bu. Artık siz istediğiniz kadar şey yapın, bunlar üzerinde kafa yorun. Çünkü politik olanın ya da politikayla ilgili olanların iktidarı beklentileri kısa ve hemen olan şeyler. Bu böyle öteki şey uzun var. Teşekkür. Hocam, postmodernin günümüzde zihinlerimizi bulandırdığı bu zamanlarda bir arada yaşayan insanların bir beraberlik oluşturması için aidiyet temeli olarak neyi almaları gerektiğini düşünüyorsunuz? Ve 19. yüzyılda kurulmuş olan ulus devletlerin aidiyet temeli olarak, yani toplumsallaşmak için aidiyet temeli olarak ulus bilincini veya ulus kimliğini mi aldığını düşünüyorsunuz, yoksa başka bir başka bir aidiyet temeli üzerine mi devletler kurulmuştu? Ve şu an nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim, saygılar. Şöyle yani postmodernitenin işte bu hakikatin parçalanması, ya hakikatler ve herkesin hakikati kendine göre şeyi biraz eleştirer yaklaşsak da şöyle haklı olan bir taraf var. Tek hakikat olduğu zaman tek aidiyet hissi şudur. Aidiyet hissini tanımlayan hakikat de budur dediğimizde buradan hiçbir şey çıkmaz. Fakat öteki de herkesin hakikati kendine dediğinde ucu açık. Yani nereye varacağı da belli olmayan durumlar. Şimdi var olan noktada dünya toplumlarının yapması gereken, yani hepimizin, her bir kesim, bir öğrenci kesimi, işte sınıfsal olarak alın, işçi kesimi, işte burjuvazi, bilmem ne, neyse yani şeyimiz, bir kere topluma bir şekilde kendi ontolojileri doğrultusunda aidiyet hissedebilecekleri kanalların açık olması lazım. Bunun bir araya gelme imkanıyla, yani bu nedir? Tartışmamız, birbirimizi dinlememiz, anlamamız, anlamaya çalışmamız. Ama benim hakikatim veya benim aidiyet olarak gördüğüm şey, senin aidiyet olarak gördüğünden çok daha üstün ve gerçekçi yaklaşımı bir şey getirmediği görüldü tarihsel olarak. Şimdi bu şekilde yaklaşıyoruz artık. Yani eskiden olan bir takım şeyler, muteber olan kavramlar artık eskimişti bunlar. Biraz zihnimizin bu anlamda açık olması da lazım. Yani birbirimizin anlaması, birbirimizi anlamamız şeffaf bir toplumu gerektirir ve birbirimiz üzerinde tahakküm kurmayan bir tarzda konuşmamızı gerçekten saptırılmamış iletişim dediği şey. Yani biraz çok romantik geliyor Habermas'ın o şeyi ama düşündüğünü olduğu gibi ama seni rencide etmeden, senin de düşündüğünü olduğu gibi beni rencide etmemeye şey yaparak söyle. Ha evet, ondan sonra ortak bir şeyler, şu kanallar, bu kanallar kesimlere göre açılır. Aksi takdirde biz toplaşma halindeyiz. Yani toplum olma başka bir şey. Tabii konjonktürün de önemli var. Yani belli bir konjonktürde bambaşka bir ideoloji aidiyet hissini körükler. Daha normal, çok günlük bir istan diyelim bir konjonktürde başka bir aidiyet hissi temeli olacak. Yani bir de çetesi olan şey yok maalesef. Buyurun sorun. Şimdi sosyoloji tarihinde Weber'e kadar bir anlamda bir açıklama zırtığı oluşturdu. Görece Weber bunu bir şekilde başarabilir mesela. Şimdi demin yaklaşımınızdan da bahsettiniz. Ben anladığım kadarıyla sanki oradan açıklama kısmı biraz yoktu mu fazla. Doğru mu anladın mı? Şöyle. Anlama söz konusu, evet. Anlama faaliyeti aktif şekli işte. Şöyle. Açıklama kısmı sanki biraz yoktu. Yani açıklama öncesi anlama
anladığım bir şeyi açıklayabilir. Açıkladığım bir şeyi de anlamışımdır. Şimdi burada cahiller arası tartışmalarda görüyoruz ki görüyoruz ki anlamadan açıklama. Açıklamanın hiçbir anlamına temelinden yoksun olmada, yoksun olarak vuku bulması, ortaya çıkması söz konusu. Yani konuşma, biz buna ne diyeceğiz? Yani bu fikir tartışması değil ki mesela çoğu şey. Maalesef televizyondan çoğunda olan bu. Yani işin uzmanı bir sınıfın, akademik bir kesimin, entelektüel bir kesimin hakim olması, toplumu ayarlaması anlamında bir şey söylemiyorum ama bazı insanlara bakıyorsunuz, düşünür veya işte benim adım, akademisyen, entelektüel, her neyse kendisini nasıl vasıflandırıyorsa her alanda konuşuyor. Yani ekonomi konusu bir bakıyorsunuz aynı kişiyi, hukuk konusunda görüyorsunuz, uluslararası ilişkilerde görüyorsunuz, ne bileyim kadın meselelerine, kadına şiddet, savaş, her şeyde görüyorsunuz. Şimdi bu çok şey, yani eski Yunan'daki Platonist, Aristotelian bir şey. Keşke öyle şey olsa, onlar çoktan aşılırdı. Ama gelecekten bayağı kaldı, kusura bakmasın kimse. Yani ben meraklı olarak oturduğum zaman bir şey alamıyorum. Yani, tatmin alamıyorsam, şöyle bir şey var tabii. Otorite olan, yani bilgiye dayanan bir otorite tarzı vardır. Bu söylüyorsa, onun için ünvanları pek fazla da kullanmamak lazım. Bu söylüyorsa o zaman doğru söylüyor. Şimdi bir anekdotla şey yapayım. Biraz daha gevşek hale getirebilirim. Mazurumu. Benim hocaların hocası var iktisat fakültesinde. Refik Şükrü Soğuk'la. Çok iyi bir iktisatçı olduğunu söylerler hocaların. Sencer Büyükçoğlu, diğer çok insanın hocası. Sencer Beyler de Ahmet Derşi, İstitüç Gönerler arasında çok hevesli insan. Genç yaşta öğrenmiş Refik Şükrü Soğuk'la. İşte hocam şunu yazdık, hevesle götürürlermiş. Bu yok, olmuyor. Bakmıyor yani. Götürün, daha sonra bakalım. İşte hocam bakın bir şey yok, sizin anlattığınız bir şey, biz şöyle bir formüle falan filan. Hoca bir türlü iyi niyetle yaklaşıp da yüz vermiyor yani, şey yapmıyor. Tamam kalsın, sonra bakalım falan. En sonunda biraz şeydi, ilk başta insanlar, Sencer Bey'de, İdris Bey'de dayanamamışlar. İşte bir konuşalım böyle, biz asistanı seyrestiriz işte falan. Hocam demişten neden bize bir şey yapıyorsun? Refüze ediyorsunuz. Köy şimdi bir şey yazarsınız, daha genç yaşta olgunlaşmamış insanlarsınız, yanlış yamalı bir şey yaparsınız, sonra kitap olarak basılır, bu yanlışı alır insanlar, okur ve tekrarlar, yayar. Sonra der ki, kitapta vallahi böyle yazıyor. Şimdi profesör dediğine göre, doçent konuştuğuna göre, işte kitap böyle yazdığına göre, bu fikir perverliğiyle alakalı bir şey. Kimse kendi merakı doğrultusunda, ya söylenen doğru mu? Bakıyorsunuz, sizi telefonla da arıyorlar. Diyorlar ki şey meselesiyle bu Ukrayna savaşında ne düşünüyorsun? Benim aram değil ki diyor. Ya bir vatandaş gibi konuşabilirim ben bir şey. Ya ama orada haritada bir yeri göstersem başka bir şey çıkar yani ortaya. Yanlış çıkar. Şimdi ama bunu değiştiriyor mu insanlar? Anlatıyor. Ben de konuşurum yani. Şu an sorsanız işte Rusya şöyle, o adam bunlar var, İdrar Savaşı tehlikesi falan. Bunlarla bilgi edinen bir toplum cahil kalıyor aslında. Ve fikir tembelliği pekişiyor yani. Açıklanmış gibi olan şeyler açıklanmıyor çünkü anlamadıkları şeyi açıklamış gibi sunuyorlar. Öyle söylüyor. Yani vakit geçtikçe karamsar hale geliyor diye. Buyurun. Merhabalar, ismim Cevap. Sosyoloji 3. sınıf öğrencisi. 3 yıldır bu konuyu düşünüyoruz. Hangi konuyu? Açıklıyorum şimdi. Sosyoloji, şu an bilim olarak öğreniyoruz. Ama siz de diyorsunuz ki sosyal felsefe olarak daha etkin. Şimdi bunu sınıflandırmaya sokabiliriz, sokmayabiliriz ama şimdi siz hangi tarafa daha yakın olduğunu düşünüyorsunuz? Felsefeye mi yakın, bilime mi?
Şimdi bilime yakınsa, düşünüyorum ki amacımız insanı anlamak ve açıklamak. Çünkü bilim açıklamak istiyor, felsefe anlamak. Okey, anlıyorum, açıklayamıyorum. Çünkü dediğim zaman da o zaman teknolojimiz yetmiyor. Atıyorum, Hristiyan sevgiden bahsediyoruz, bunu veriye dökemeyiz. Ama belki de veriye dökersek, o zaman tam anlamıyla bilim olur mu? Ya da bununla hiç uğraşmamamız gerekiyor ve felsefe olarak değerlendirilmeli. Yani sosyoloji aslında bir felsefenin alt dalı olmalı. Sorun bu. Zaten öyle gidiyor. Yani ortam işte şimdi varış ettiği özellikler var. Ona değiniyor. İşte, mesela ben geçen yıl insan falan. Ona değiniyor. Bu başka bir sorun ama burada değerli felsefe hocalarımın iltifat olsun diye söylemiyorum. Öteden beri yapmaya çalıştığım şey kullanacağım terim yani ne kadar uygun bilmiyorum ama sosyal bilim için, herhangi bir sosyal bilim için felsefe içtinam kullanılır. Yani bu kaçınılmaz. Yani hadi Hegel olur, o anlarsınız. Öteki Marx'a belki Dürkheim şeyler, Nietzsche'ler, belki işte falan gibiler, Kierkegaard'ları falan. Bunlar ayrı ama böyle sosyoloji bundan kopuk yapıldığı zaman havada kalan bir şey. O zaman ne yapıyorsunuz? İşte rakamlar, bölmeler, çarpmalar. Bakın ben bunları küçümseyerek konuşmuyorum. Yani kafatasla şeylere değiniyor. Şimdi bilimin bilim olması, yani bir sosyal bilim dalının bilim sayılması Türkiye'de fizik bilimler gibi icra edilmesi anlamına geliyor. Benim burada tek kelimeyle çıkarabileceğim sonuç konuşmamı kendim çıkaracaksam. Sosyal felsefe, sosyoloji yapmanın daha bana uygun gelen tarzıdır. Bu demek değildir ki, yani işte, Türkiye çok zengin bir ülkedir diyebilirsiniz. İyi de nasıl yani? Mesela bugün şeyde bir arkadaşım bir şey gönderdi bana, bir akademisyen arkadaşım. Biri diyor ki hiçbir sorunumuz yok, işte açlık yok, işte şu yoksulluk yok. Çünkü bir baksana diyor, insanlar, kadınlar, erkekler hepsi göbekli diyor. Eğer bir göbekli olmasa diyor, bu olur mu böyle? İyi ki, yani ekmekle de günde 5 tane ekmek yerseniz de 2 ayda göbekli olursunuz. Mesela. Şimdi bu işte buna indirgendiği zaman görüntü, 3 kişi şöyle ortalama böyle. Yani milli gelirin, kişi başına düşen gelirin hesaplanması da bile teknik nüanslar var. Öyle. Aritmetik ortalamayla milli gelir hesabı, fert başına düşen milli gelir yaptığınız zaman çok yüksek de gösterebilirsiniz. Ama Gini katsayısı diyorlar, vesaire diyorlar, tabakalaştırarak bunu yapıyorlar, her neyse. Şimdi açıklama bu anlamda fizik bilim, pozitif bilim açıklamasıyla özdeş görüldüğü sürece bir şeye yaramaz. Ancak önerisel bir şey söylüyoruz. Yani ben bunu bu şekilde anladım. Buradan bu çıkabilir. Uygulaması da bizi aşan bir şey oluyor. Burada bir çizgiyi net suya hesabına dokunma anlamında çizmiyor. Yani politikacının yerine kendimi koyarak yaptığım bir şeyi bilimi ideolojik olarak yapma anlamına geliyor. Çünkü amaçlı bir şekilde olgulara, dönemlere yön verme gibi bir şey ister istemez bilinçaltında vardır. Şimdi teleolojik diyoruz. Amacım benim Türkiye'yi şöyle göstereyim. Eğitim sistemini aldığınız zaman ampirik veriler o kadar şey gerekli ki, öyle değil mi? Mesela ne diyoruz? Nüfus, genç nüfus başına düşen üniversite sayısı. Şimdi 1 milyon öğrenci giriyordu sınava, galiba 3 milyon buldu. Üniversitelerimiz mesela bu 3 milyon talebi karşılayacak arz miktarına sahip mi? Şimdi bu ampirik bir şeydir. Ama biz burada ne yapıyoruz? Sosyal olana, yani ben burada yapmaya ya da benim istediğimi söylediğim şeye bakınca eğitimi tartışma dışı bırakıyoruz. Yani bu nüfusa yeten üniversite sayısını artırmak aynı zamanda eğitimle ilgili bir sorunun aşılması anlamına geliyor. Oysa eğitimle ilgili sorun ontolojiktir. Yani eğitimin kendisinde istediğiniz kadar üniversite açın. O üniversite tanımlanmış, kabul görmüş anlamda bir üniversite özelliği göstermiyorsa hiçbir şey yaramaz. Yaramadığı da görülüyor yani. Burada 1975'te kurulmuş üniversitemiz. Hala da problemlerimiz var. 75 az senede yeni kurulan üniversiteye göre. Yani giderek böyle oldu. Buraya geldiğimizde çamurlar içindeydik vasıta.
kitaplar yok, girmez, şu var, bu var. Hala da şey var. Bu zaten neden nüfus artıyor, imkanlar artıyor, değişiyor. Bunun gibi yani mutlaka bir şeyi neden böyle diye açıkladığınız zaman, açıklamaya giriştiğiniz zaman sosyal bilimci olarak siz aslında oradan taşıdığınız o kompleksi de taşıyorsunuz, yani gösteriyorsunuz sosyal bilimci olarak. Bu demek değildir ki açıklamanın hiç önemi yok. İyi de ben ne diyebilirim mesela üniversitenin şöyle, neden böyle? Üniversite. Ben burada bir sürü faktör var ama. Sadece bir faktörü gözeterek yaptığım bir açıklama, açıklama değildir. Ama tırnak içinde açıklamadır. Öyle yapıyorlar. Böyle oldu. Bugün işte göbekli insanlar varsa aç sorun da yoktur. Bu açıklama mı? Değil mi? Evet. Tekrar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için tekrar. Size de teşekkür ediyorum. Hocam ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.